Mıstık Fenci'den herkese merhaba. İkinci ünite, altıncı sınıf ikinci ünite vücudumuzdaki sistemlerle yine birlikteyiz. Arkadaşlar vücudumuz sistemlerden oluşmakta. Destek ve hareket sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, lenf dolaşımı, solunum sistemi, iç salgı bezleri, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sisteminden vücudumuz oluşmakta. Bu sistemden ilk olarak biz destek ve hareket sistemini göreceğiz. Arkadaşlar destek ve hareket sistemi şurada kemikleri, kasları, eklemleri, kemik ve kasların birlikte çalışmasını şu resimlerde görebilirsiniz. Destek ve hareket sistemi herhangi bir yere ulaşmak için ayağa kalkıp yürüyem, yürümeliyiz paten kayma, bisiklet kullanma, yüzme, yazı yazma gibi aktivitelerimizi hareket ederek yaparız. Vücudumuzun yaptığı her türden hareketi destek ve hareket sistemimiz gerçekleştirir. Destek ve hareket sistemimiz iskelet ve kaslardan oluşur. Arkadaşlar tek başına iskeletimiz veya kaslarımız çalışamaz. İkisi birlikte çalışır. Destek ve hareket sistemimizin vücudumuzdaki görevleri şunlar arkadaşlar. Vücudumuza şekil verir, dik durmamızı sağlar. Kemiklerimiz olmasa dik duramayız, kaslarımız olmasa şekilsiz oluruz. Kaslarla birlikte hareketimizi sağlar. Kan hücrelerin üretimine yardımcı olur. Arkadaşlar kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir. Kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar. Yine kemiklerimizde kalsiyum ve fosfor depolanır, organlarımızı korur, dış etkilerden korur. Örneğin akciğerlerimizi, kalbimizi, göğüs kafesimizi koruyor. Kan hücrelerini üretir. Yine kırmızı kemik iliğinde üretiliyor. Kan bankasıdır da diyebiliriz. Kaslarımız ve iç organlarımız için tutunma yüzeyi sağlar. Arkadaşlar, eğer kaslarımız ve iç organlarımızın tutunabileceği kemiklerimiz ve kaslarımız olmasaydı örneğin akciğerimiz, kalbimiz, karaciğerimiz o şekilde tutunup kalamazdı. Destek ve hareket sistemi iskelet ve kaslardan oluşur arkadaşlar. Arkadaşlar iskelet dediğimizde iskeletimizi kemikler, eklemler ve kıkırdak oluşturuyor arkadaşlar. Bu üçü bizim iskeletimizi oluşturuyor. Kemikler, eklemler ve kıkırdaktan oluşan vücut bütününe iskelet adı verilir. Yeni doğmuş bir insanda 300'den fazla kemik bulunur. Gelişim sürecinde bu kemikler bazıları kaynaşarak birleşir. Yetişkin bir insanda 206 tane kemik bir araya gelerek iskeleti oluşturur. İskelet şemamıza bakalım arkadaşlar. İskelet kemik, kıkırdak ve eklemlerden oluşuyor. Kemikle başlayalım. Kemik, iskeletimizin ana yapısını oluşturan yapılara kemik denir. Canlıdır ve sert yapılıdır. Arkadaşlar canlıdır çok önemli. Genelde kemikleri cansız gibi algılar öğrenci fakat kemik canlıdır ve sert yapılıdır. İri ufaklı kemikler bir araya gelerek iskeletimizi oluşturur. İskelet sisteminin kısımları kafatası, omurga, göğüs kafesi, kollar ve bacaklar iskelet sistemimizi oluşturur arkadaşlar. Kafatası, iskeleti, omurga iskeleti, göğüs kafası iskeleti ve kollar, bacaklar üyeler de denilir arkadaşlar bunlara. Burada iskeletlerin isimleri verilmiş. Arkadaşlar kafatası kemiği, yüz kemiği, köprücük kemiği, şurada dikkat ederseniz omuzumuzun üst tarafındaki pazu kemiği, dirsek kemiği, parmak kemikleri, uyluk kemiği, baldır kemiği kaval kemiği ön taraftaki kaval arkadaki baldır kemiğidir. Buraya dikkat ve tarak kemikleri. Burada da boyun omurgaları, göğüs kemiği, kaburga kemikleri, bel omurları, kalça kemikleri ve bilek kemiklerimiz isimleri bu şekilde. Verilen kemik çeşitlerini doğru bir yerlere sürükleyerek bırakalım. Arkadaşlar birincisi kafatası, ikincisi kaburga kemiği, üçüncüsü pazı kemiği, bakın, dirsek kemiği, kalça kemiği, uyluk kemiği, baldır kemiği ve kaval kemiği olarak isimlendirebiliriz arkadaşlar. Kemik çeşitlerine geçelim. Arkadaşlar insan vücudunda çeşitli kemikler bulunuyor. Dış görünüşüne göre bu kemikler 3 çeşittir. Birincisi uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olmak üzere 3 çeşittir. Uzun kemiklerle başlayalım. İki ucu şişkin, boyu enine göre daha uzun olan arkadaşlar boyu eninden daha uzun olan kemiklere uzun kemikler denilir. Kol ve bacaklarımızdaki kemikler uzun kemiklere örnektir. Kısa kemikler boyu ve eni yaklaşık aynı uzunlukta. Şuradaki bilekliklere baktığınız zaman, bilektekilere baktığınız an aynı uzaklıktadır. El bilek ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklere örnektir. Arkadaşlar yassı kemikler eni boyundan fazla olan kemiklerdir. Kafatası, kaburga ve kürek kemiği. Baktığınız zaman zaten yassı kemikler belirgin olarak görülüyor. Düzensiz şekilli kemikler de var. Bunlar belli bir şekli olmayan kemikler. Yapısı kısa veya yassı şekilde benzer. Omurlar ve bazı yüz kemikleri düzensiz şekilli kemiklerdir. Baktığımızda arkadaşlar hemen isimlendirelim. Yassı kemik, uzun kemik, kısa bilek, ayak ve el bileklerindeki kemik, Bakın, yassı kemikler, yassı kemikler. Yassı kemik, yine yassı kemik ve uzun kemik arkadaşlar. Buna göre numaralanmış yerlerden hangisi kısa kemikleri göstermektedir? Arkadaşlar, boyu enine eşit olan sadece bilekteki kemiklerimiz kısa kemikleri göstermekte. Onun için cevabımız 4'tür arkadaşlar. Bir yassı 2 uzun, 3 uzun fakat 4 kısa kemiktir. Kemiğin kısımları ve özelliklerine bakalım. Kemiğin yapısını inceleyelim. Arkadaşlar bir uzun kemiği enine kestiğimizde hemen şunları görürüz. En dışta bir kemik zarımız vardır arkadaşlar. İç tarafta sert kemik. Onun içerisinde sarı kemikliği, sarı iliğinin içerisinde kan damarları ve süngerimsi kemik ve içerisinde kırmızı kemik iliği, bakın süngerimsi kemiğin içerisinde kırmızı kemik iliği ve kemiklerin ucunda kemiklerin aşınmasını, törpülenmesini önleyen de kıkırdak bulunur arkadaşlar. Kıkırdak kemiklerin hareketi sırasında uç kısımlarının zarar görmesini önler, kemiğin boyuna uzamasını sağlar. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kıkırdağın iki tane görevi var. Kemiğin zarar görmemesini ve boyuna uzamasını sağlıyor. Süngerimsi kemik doku gözenekli kısımdır arkadaşlar. Bakın gözenekli kısım. İçerisinde kan hücreleri üreten kırmızı kemik iliği bulunur. Burası da çok önemli. Her zaman sorulur arkadaşlar. Süngerimsi kemiğin içerisinde kan hücrelerini oluşturan üreten kırmızı kemik iliği bulunur. Kan damarı kemik hücreleri için gerekli maddeleri taşır. Canlıdır demiştik ya arkadaşlar. Bunun için gerekli maddeleri, besin maddesi, oksijen maddesini taşıyan damarlar kanda mevcut biliyorsunuz. Kemik zarı kemiğin dıştan sararak korur ve kırılan kemiklerin onarılmasını sağlar. Bu da sorulur. Kırılan kemiği ne onarıyormuş? Kemik zarı. Dıştan ne koruyormuş? Yine kemik zarı ve enine kalınlaşmasını sağlıyor. Bakın, karıştırılır. Arkadaşlar kemiğin boyca uzamasını sağlayan kıkırdakken ence ence yani şu şekilde enine büyümesini sağlayan ise kemik zarıdır. Sert kemik doku kemiğe sağlamlık ve dayanıklılık kazandırır. Kalsiyum, bu da soruluyor. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri biriktirir. Sarı ilik yağ depolar. Ayrıca ihtiyaç halinde kan hücrelerini üretebilir. Sarı kemik iyiliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Bu da önemli. Yassı kemik ve kısa kemiklerde dıştan içe doğru kemik zarı, sert kemik, süngerimsi kemik ve kırmızı kemik, kırmızı ilik bulunur. Sarı ilik bulunmaz. burayı tekrar ediyorum. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Kıkırdakla devam edelim. Kıkırdak Doku vücudumuzda burun, kulak kepçesi, soluk borusu, kemik uçları ve kemiklerin birleşme noktaları ve omurgadaki omur kemikleri arasında bulunur. İnsan embriyosunun iskeleti ilk dönemde sadece kıkırdaktan oluşurken büyüme ile paralel olarak kıkırdakların yerini zamanla kemikler alır. Bu sürece kemikleşme denir arkadaşlar kemikleşme 20 yaşlara kadar devam eder yaş ilerledikçe iskeletimizde bulunan kıkırdak miktarı azalır kıkırdağın özelliklerine bakalım uzun kemiklerin uç kısmında kemiği boyuna büyütüyordu burun ucu kulak kepçesi ve kaburga uçlarında bulunuyordu arkadaşlar şurada örneklerini görüyorsunuz bakın bebeğin kıkırdağı ne kadar fazla daha sonra çocukta da azalmış ...yaşlı da daha da azalmış. Sağ diz ekleminin önündeki... ...görünüşüne bakın arkadaşlar. Kıkırdak miktarı... ...lif, menisküs... ...kaval kemiği... ...ve uyluk kemiğinin... ...arasındaki kıkırdağı görüyorsunuz. Arkadaşlar vücudumuzun... ...hareket yeteneklerine göre... ...üç çeşit eklem bulunur. Eklem çeşitlerimiz... ...oynar eklem, yarı oynar eklem oynamaz eklem olarak üç çeşit. Diz, dirsek, el, ayak bileği, omuz, kalça, bel, sırt ve boyun omurları, kafatası ve kalça kemikleri arkadaşlar örnekler vereceğiz bunlarla ilgili. Oynar eklem hareket yetenekleri fazla olan eklemlerdir. Yürüme, koşma gibi faaliyetler eklemler sayesinde gerçekleşir. Örnek olarak kol ve bacaklarımızdaki eklemler verilebilir. Kol ve bacaklardaki eklemler oynar eklemler arkadaşlar. Yara oynar eklemler hareket yeteneği kısıtlıdır. Örnek olarak omurgalarımızı oluşturan omurgalar arasındaki eklemler verilebilir. Bakın yara oynuyor zaten arkadaşlar. Tam oynamıyor. Kollarımız ve bacaklarımızdaki eklemler kadar tam oynamaz. Hiç oynamaz eklemler. Hareket yeteneği yoktur arkadaşlar. Örnek olarak kafatası kemikleri, göğüs kafesi, ve kuyruk sokumu omurları arasındaki eklemler verilebilir. Arkadaşlar etkinlik yapalım. Omurga yarı oynar, kafatası oynamaz, kol ve bacaklar oynar ekleme örnek verilebilir. Kaslara geldik arkadaşlar. İskeletimizi oluşturan ikinci bölüm kaslardı. Vücudumuzun hareketi için iskelet tek başına yeterli değil. Kemiklerin hareketi, iç organlarının çalışması, kalbin kan pompalaması, kanın damarlarda taşınması gibi olaylar kaslar sayesinde gerçekleşir. Vücudumuzun yaptığı her türden hareketi sağlayan lifli yapılara kas denir arkadaşlar. İskelet tek başına hareket edemez, kaslar sayesinde hareket eder. Yapı ve özelliklerine göre vücudumuzda 3 çeşit kas bulunur arkadaşlar. Kaslarımız düz kaslar, çizgili kaslar yani iskeletin etrafında bulunan kaslar ve kalp kası olarak 3 çeşittir. Düz kaslar arkadaşlar iç organların yapısında bulunan kaslardır. Tek çekirdeklidir. Hücreler beyaz renklidir ve mekik şeklindedir. Bakın şurada mekik şeklinde olduğu görülüyor. Mide, bağırsak, yemek borusu, idrar torbası gibi iç organlarıyla damarların yapısında bulunur. İsteğimiz dışında ani istemsiz olarak çalışır. Arkadaşlar bu da çok önemli. Her zaman isteğimiz dışında yani istemsiz olarak çalışıyor. Biz iç organlarımıza hükmedemeyiz. Hareketleri yavaştır, çabuk yorulmaz. Çizgili kaslar çift çekirdekli, kırmızı renkli ve çizgili yapıdadır. İskelet ve kemiklerinin aynı yanı sıra gözlerin etrafında, dil bölgesinde de bulunur. İsteğimiz ile yani istemli olarak çalışır. Biz istemesek kemiklerimizin etrafındaki kaslar çalışmaz arkadaşlar. Hareketleri hızlıdır fakat çabuk yorulur. Bakın farklarını da burası yavaş, burası hızlı. Bu çabuk yorulur ee, düz kas, çabuk yorulmaz düz kas, çabuk yorulur çizgili kas. Evet, en güçlü kasımız kalp kası. Sürekli çalışıyor, hiç durmuyor. hücreler kırmızı renkli ve çizgili sarmal yapıda. Yalnızca kalp organında bulunur. Tek bir yerde kalpte istemsiz olarak çalışır. Biz kalbimize hükmedemeyiz. Anne karnından ölüme kadar hızlı şekilde çalışır ancak çabuk yorulmaz. Yapı olarak çizgili kasa, çalışma şekli bakımından düz kasa benzer. Yani düz kaslar ve çizgili kalp kası yorulmuyor. Evet. Burada kas örneklerini görüyorsunuz. Kalp kası, çizgili kas ve düz kas örneklerini burada inceliyoruz. Bakın burada insan vücudundaki çizgili kaslar, yani kemiklerin etrafındaki kasları görüyoruz. Arkadaşlar kas demetlerine bakın. Arkadaşlar kasların kemiklere birleştiği yere tendon diyoruz. Kas demeti bu şekilde. Bakın kas hücresi bu şekilde. Çizgili kasın hareketi. Baktığınızda arkadaşlar, kolumuzu büktüğümüzde ön taraf kasılırken arka taraf gevşemiş, açtığımızda ön taraf geçerken arka taraf kasılır. Yani kaslar birbirine zıt çalışır. Ön kaslar kasılırken arka kaslar gevşer, arka kaslar kasılırken ön ön kaslarımız gevşer. Aşağıdaki yapılar oluşturan kaslardan hangisi kırmızı, hangisi hızlı kasılıp çabuk yorulur? Arkadaşlar hızlı çalış kasılıp çabuk yorulan sadece C şıkkı yani çizgili kasımızdır yorulanlar. Evet kaslarımız nasıl çalışır? Kaslarımız kasılıp gevşeme özelliğine sahiptir. Vücudumuzun hareketi kaslar sayesinde gerçekleşir. Kaslarımız kasılıp gevşeyerek iskeletimizi eklem yerlerinden oynatarak hareket ettirir. Kemikleri hareket ettiren kaslar bir çift halinde bulunur. Yani kemiğin hem ön tarafında hem arka tarafında kaslar bulunduğu yere göre aynı anda kasılıp gevşeyerek veya karşılıklı iki kasın zıt yönde hareket etmesiyle çalışabilir. Kasların biri çalışırken diğeri gevşer. Yani biri kasılırken diğeri gevşer. Kasılan kas sertleşme ve şişme, gevşeyen kas ise yumuşama ve incelme meydana gelir. Bakın kasılan kas kısalma ve şişme, gevşeyen kas ise uzama ve incelme meydana gelmiş. Evet kasılmış kas, gevşemiş gevşemiş kas. Bakın kasılmış, gevşemiş. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayınız.